Evet arkadaşlar, hormon testlerinden biri DHAS ya da DHA sülfat. Bu test niye isteniyormuş, yüksekliği ne demekmiş size kısaca bunu anlatacağım bakalım. Yüksekse korkmalı mısınız? Genelde böyle soruyorsunuz çünkü. Hemen uzatmadan bu teste başlayalım. DHAS yani dehidroepiandestron sülfat. Bunun kısaltması DHEAS'dir arkadaşlar. Bu test niye istenir? Yüksekliği ne demektir? Bunu size anlatayım. Şimdi bu bir hormon arkadaşlar. İnsanlarda böbrek üstü bezi var. Her iki böbreğin üstünde küçük bir bez. Bunlardan üretilir genel olarak büyük bir oranda bu bezler bu hormonu üretir. Az miktarda da erkeklerde testis, bayanlarda yumurtalık yani overlerden üretilen bir hormon. Bu hormon ne yapar arkadaşlar? Testosteron ve estradiol üretiminde rol oynar. Yani bu hormonların üretilmesi için gerekli. Tabii bu hormonun çok fazla üretildiği durumlarda işte doktorunuz bu testi niye ister? Genellikle bu hormonun yüksek olduğu durumlardan şüphe ediyorsa ister. Onu birazdan sayacağım. Peki bu hormon yüksek olursa ne olur? Bir kere aşırı kıllanma olur. Çok fazla yüzünüzde, istenmeyen yerlerde çok kalın, kaba tüyler çıkar. Onun dışında seste kalınlaşma olur. Adet düzensizliği olur kadınlarda. Her iki cinste yine sivilcelerde artış olur. Çok fazla sivilce basar. Kas miktarı artar. Çünkü kas yapımında da gerekli bu hormon. Saç dökülmesi olur. Erkekte de kadında da. Kısırlık yani infertilite riskini arttırır. Yani bu hormon arkadaşlar çok fazlaysa özellikle erkek tipi ne olur? Belirtiler olur. Bu testin yüksek olması hangi durumlarda görülür? Genellikle konjenital adrenal hiperplazi denen bir hastalık var. Böyle enzimatik bir hastalık bu. Bunun dışında yine böbrek üstü bezi tümörler yani adrenal tümörler diyoruz. Polikistik over hastalığı ve over kanserinde bu hormonun seviyesi artar arkadaşlar. Evet, DHA sülfat testinde böylece kısaca öğrenmiş oldunuz. Bununla ilgili sorunuz varsa ya da başka testlerle ilgili sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.